Şanlıurfa peygamberler şehri. Şanlıurfa efsaneler şehri. Şanlıurfa medeniyetler şehri. Şanlıurfa Kurtuluş Savaşı'nın sembol şehri. Şanlıurfa gastronominin başkenti. Şanlıurfa bereketli hilalin merkezi. Şanlıurfa 2023 İslam dünyası turizm başkenti ve Şanlıurfa kültürler kavşağı. Şehrimizi kelimelere, cümlelere, satırlara sığdırmak mümkün değil. Yaşanılması gereken bir zenginliktir Şanlıurfa. Bereketli Hilal'in merkezi konumundaki Şanlıurfa, tarihin ve uygarlığın da başladığı yer konumundadır. Bu topraklar Asya, Avrupa ve Afrika'dan gelen yolların kavşak noktası olmuş, İpek yoluna karışmış, günümüzden 10 bin yıl önce yerleşik yaşama geçerek hem tarih hem de tarımın ilk tohumlarını yeşertmiştir. Bu mecazi anlamda değil, gerçek anlamda böyledir. Göbekli Tepe'de yapılan kazılar 12 bin yıllık buğday tohumlarını gün yüzüne çıkarmıştır. İlk buğdayın hasat edilmesi ile birlikte şehrimizin tarımın da başkenti özelliğini buradan sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. 47 coğrafi işaret tescilli ürünü ile şanlı şehrimiz gastronominin de kalbi konumundadır. Değerli katılımcılar, Şanlıurfa lezzetlerini tatmayan hayatın güzelliklerinden mahrum kalmış demektir. Boranı, üzlemeli pilav, ciğer, haşhaş kebabı, yumurtalı köfte, patlıcanlı kebap, tirit, saç kavurma ve çiğ köftemizi yemeden şehrimizden ayrılmamanızı öneririm. O yüzden Şanlıurfa'yı keşfet, Şanlıurfa'ya gel sloganlarıyla herkesi güzel kentimize davet ediyoruz. Tarih boyunca ismi değişse de varlığını bin yıllar öncesinden beri kesintisiz sürdüren Urfa'mız, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü inanç merkezidir. Dünyanın en eski tapınağına ev sahipliği yapmasıyla yeryüzünün ilk şehri olmasını, Hazreti İbrahim, Hazreti Elyas, Hazreti Eyüp, Hazreti Şuayb peygamberin yaşadığı bir şehir olmasıyla peygamberler şehrini, dünyanın ilk üniversitesine ev sahipliği yapması, Harran'da yetişen Battani, Sabit Bin Kurra gibi nice bilim adamları ile bilim kentini, örf ve adet misafirperverliği ile kültür kentini ifade etmektedir. Halil Rahman Gölü veya çok bilinen adıyla Balıklı Göl hikayesinin 2000 yıldır nesilden nesile aktarılması, kentin kutsal bir kimlik kazanmasına en büyük etkendir. İslam ülkeleri İşbirliği Teşkilatı Turizm Bakanları tarafından 2023 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa'da bugün yapmamız gereken en önemli işlerden biri Harran'daki Hazreti İbrahim evini ortaya çıkarmak olacaktır. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal hocamız da bu konuda çalışmalarını yürütmektedir. Bizler de AK Parti milletvekilleri olarak Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bu hususu görüştük. İnşallah bu konuda en kısa sürede yeni adımlar atılacak ve bizler tüm bu gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız. Kültür ve turizm alanında bu kadar çeşitliliğe ve zenginliğe sahip olmasına rağmen halen konaklama kapasitesine ve oranlarına bakıldığında yeteri kadar turizm gelirlerinden faydalanamayan Şanlıurfa'mızı bu anlamda daha iyi noktalara taşımak hem bir Şanlıurfalı olarak hem eski bir girişimci ve işletmeci olarak boynumun borcudur. Bu vesileyle şehrimizin büyük turizm potansiyeli olduğunu gören değerli yatırımcılarımızı da bu hususta bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum.
Osmanlı şehrimizin turizm potansiyelinin yükselmesini sağlayacak adımlarımızdan biri de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Polat ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ile yaptığımız görüşmelerdi. AK Parti milletvekilleri olarak Türk Hava Yolları'nın sefer sayılarının arttırılması hususundaki görüşmelerimizi Sayın Polat ve Sayın Ekşi ile görüştük ve olumlu karşılandı. Ekim ayı itibariyle İstanbul Havaalanı seferlerinin günde 3'e çıkarılması ve 2024 yılı itibariyle de Ankara ve İstanbul Sabiha Gökçen seferlerinin arttırılması hususunda kendilerinden gerekli desteği aldık ve sözünü de aldık. Bu görüşmede ayrıca Uzak Doğu ile Şanlıurfa arasında turizm köprüsü oluşturulması yönündeki Türk Hava Yolları'nın çalışmasını da çok kıymetli yetkililer bizimle paylaştılar. Çok olumlu bir atmosferde gelişen bu görüşmelerimizle ilgili bugün burada misafir ettiğimiz Sayın Türk Hava Yolları Genel Müdürü yardımcımızın huzurunda ben Sayın Polat'a ve tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca Şanlıurfa'mızı kültür yolu etkinliklerine almak için girişimlerimiz de oldu. Bu konuda da inşallah yakın zamanda müjdeli gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. 2024 yılında Şanlıurfa Göbekli Tepe Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ve koordinasyonu konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Bunları inşallah 2024'te Kültür Festivali yoluna Şanlıurfa'da dahil olacak. Çok değerli katılımcılar, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri olarak şehrimizi daha iyi noktalara taşımak ve hak ettiği yere getirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Şanlıurfa'mızda da aziz milletimizle hizmet etme yolunda omuz omuza ilerliyoruz. Türkiye yüzüyle hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Partimiz durmadan, yorulmadan çalıştı ve asırlık icraatlara imza attı. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu her fırsatta dünya kamuoyuna ispat eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil dünyanın mazlumların da umudu oldu. Bizler de Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye yüzyılı idealimizle yolumuza devam ediyoruz. Şanlıurfa'mızda birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak daha iyi noktalara hep birlikte taşıyacağımıza inancımız da tamdır. Sözlerime son verirken birçok ülkeden şehrimize gelen yazar, yazar ve influencer konuklarımıza, şehir dışından aramızda bulunan tüm katılımcılarımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum. Söyleşileri ve sunumlarıyla 2 gün sürecek olan etkinliklerimizin önemli bir parçası olan değerli hemşerimiz, abimiz Ramazan Bingöl, değerli kardeşimiz Ömür Akkor ve değerli hocamız Doktor Ender Saraca da teşekkürleri bir borç biliyorum. Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Kültür ve Turizm Buluşması'nın Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere etkinliklerde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, Türk Hava Yolları, TÜRSAP, TÜROP, TÜREP, ilçe belediyelerimiz, acentelerimiz, otellerimize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum.